takvim yapraklarının 18 Mart 1915'i gösterdiği sabah, gözlerini Çanakkale'ye dikenler, dünyanın en büyük deniz gücüyle Boğaz'ı kolayca geçebileceklerini düşünüyorlardı. Bilmiyorlardı ki, karşılarında "ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum" diyen Mustafa Kemal ve her biri vatan sevgisiyle dolu eli kınalı 15'liler vardı. Binbaşı Nazmi Bey komutasındaki Nusret Mayın gemisi, hayasızca akın eden düşman donanmasının planlarını suya düşürdü. Denizde hüsrana uğrayan işgalci kuvvetler kaçmaya çalışırken, Edremitli Seyit Onbaşı, sırtındaki 215 kiloluk mermiyle bazı yüklerin sadece kol gücüyle taşınmadığını gösterdi bizlere. Çanakkale Zaferi'nin 109. yılında Çanakkale'yi geçilmez kılan çelik yürekleri rahmet ve minnetle anıyoruz. İyi akşamlar diliyorum. Değerli Nil TV'nin, RTV'nin izleyicileri, yağmurlu bir Mersin akşamından, bir bahar akşamından hanelerinize, bizi izlediğiniz, dinlediğiniz yerlere misafir oluyoruz. Kabul ettiğiniz için müteşekkiriz. Program formatımız bildiğiniz üzere o hafta ve önümüzdeki hafta, yani bir haftalık süreçte önemli tarihi olayları tarihçi dostum Özhan Bey ile beraber değerlendirip küçük bilgi kırıntılarıyla ama esas da tarihin olması gereken şuur, bilinç haline gelmesi noktasında sizlere fayda sağlamak, katkı sağlamak, paylaşımda bulunmak. Yani bu bir tarih dersi değil, bu bir muhalif tarih yazma ameliyesi de değil. Çünkü biz biliyor ve inanıyoruz ki ne kadar insan varsa o kadar tarih görüşü var, ne kadar insan varsa o kadar din anlayışı olduğu gibi. O yüzden biz bugün iki konu üzerinde duracağız. İki konuyu paylaşacağız sizlerle. Birincisi 17 Mart 1923 Mustafa Kemal'in Mersin'e geliş yıl dönümü dün törenlerle kutlandı. Ve ağırlıklı olarak da içinde bulunduğumuz gün olan 18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü kutlamaları. Çanakkale geçilmez. Evet, savaşta geçilmez ama sonra geçildi. Çanakkale'de durdurduk ama sonra durduramadık. Ankara'ya kadar geldiler. Ankara'ya kadar gelenleri durdurduk ama sonra başka yollarla yine her yere girdiler. Amacımız da Çanakkale'de durduğumuz o küresel gücü, o acımasız gücü, dünyanın gördüğü en vahşi gücü sizlerle kısmen paylaşmak. Bir teknik ayrıntıyı burada söylememiz lazım. 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi'nin veya Çanakkale Deniz Savaşları'nın olduğu gün Mustafa Kemal Çanakkale'de değil. Mustafa Kemal henüz daha muhtemelen Sofya'da ve onun kahramanlaştığı Anafartallar, Conkbayırı savaşları 24 Nisan'dan sonra olan kısmı. Yani şimdi bize birisi niye siz 18 Mart'ı anlatırken Mustafa Kemal'i anlatmadınız derse hata eder. Teknik olarak hata eder. Bunu bir başlangıçta söylerim, değil mi hocam? Kesinlikle hocam. Yani o sık yapılan bir hata. Sanki 18 Mart'ta Mustafa Kemal Çanakkale'de olmayınca bu zaferin büyüklüğü ya küçüklüğü değişmez. Veya Mustafa Kemal orada yok diye daha sonra size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum dediği Conkbayırı'nın, Anafartalar'ın bomba sırtının kıymeti eksilmez. Bunu bir teknik ayrıntı olarak vermek istedim. İyi akşamlar hocam. Hoş geldiniz. İyi akşamlar hocam. Nasıl geçti hafta? İşte Ramazanlı hocam. Nasıl geçiyorsun? Alışma süreci. Siz de iyisiniz. Çok şükür yani. Üçte biri gitti herhalde ya. Bir şey kalmadı yani. Çoğu gitti diyelim hocam. Ağzımızı alıştıralım. Evet. Hocam şu konuyu Çanakkale'den açtık ama Mustafa Kemal'in Mersin'e gelişi, ziyareti, burada oluşturduğu hava. Çünkü Mustafa Kemal'in Mersin ziyareti çok abartılır. Evet. Yani bir tarihten ziyade böyle bir mit şeklinde, bir hayal şeklinde anlatılır. İşte o meşhur şimdiki taş bina dediğimiz tuz deposundan böyle gelirken kaldığı Bodosakilerin binasını ve benzeri binaları görünce işte bu kimin Bodosakilerin, bu kimin Mavromatilerin, bu kim filanların dediği zaman
İşte siz bunlar alırken, yaparken siz neredeydiniz diye sorduğunda oradan bir köylü işte der ki biz savaştaydık paşam. Şimdi esasen bu anekdot Mustafa Kemal'e bir hakarettir. Yani Mustafa Kemal'in entelektüel yapısı, bilgi birikimi diyelim ki 1923'te olsun, 1912'den itibaren savaşta, 11 senedir savaşta olan bir adamın Levantenler, gayrimüslimler bu sermayeyi biriktirirken Türklerin savaşta olduğunu bilecek kadar yetkindir. Ama bizde böyle bir mit vardır. Bir de bu işte Atatürk'ün Mersin'e geliş hikayesini de ben biraz buna benzetirim. Buna benzetirim. O işte meşhur sözü söylemiştir. Cevap veremediği tek soru diye dediğiniz gibi mitleştirilmiş. Şimdi arkadaşlar, Mustafa Kemal'in Mersinliler Mersin'e sahip çıkın diye bir sözü var. Bizim siyasiler de bunu ağızlarına sakız ettiler. Olur olmaz yerde kullanıyorlar. Bu çok derin bir sözdür. Çok kıymetli bir sözdür. Mersinliler Mersin'e sahip çıkın sözü sadece bir siyasi slogan olmaktan öte tarihi, kültürel, ekonomik, demografik her türlü kısımda ele alacağımız bu Mersin denilen Yörük şehrini, Mersin denilen Türkmen şehrini, Mersin denilen Türk şehrini çarçakala yedirmeyin demektir. Uyanık olun demektir. Önünüzdeki tehlikeleri görün demektir. O yüzden ben Mustafa Kemal'in 17 Mart 1923'te Mersin ziyaretinde söylediği o Mersinliler Mersin'e sahip çıkın sözünün henüz daha yeterince anlaşıldığı kanaatinde değilim. Evet. Bir de şey var hocam, onu da Türk Ocağı Başkanlığı yaptığım için biliyorum. Mustafa Kemal Gençler Birliği Spor Kulübü lokalinde Mersinli gençlerle oturur. İşte onların isteklerini, arzularını filan konuşurken der ki size bir teşkilat kuralım mı? Der. Onlar da hay hay paşam derler. Bunun üzerine Mersin Türk Ocağı kurulur. Değil. Mersin Türk Ocağı Başkanı Doktor Reşit Galip'tir. Daha sonra Milli Eğitim Bakanı olan ve andığımız olarak ilkokullarda okutulan metnin yazarı. Böyle de kıymetli bir kıymetli bir bilgi hocam. Bilgidir bu. Onu da yine Atatürk'ün Mersin'e gelişi hadisesiyle birlikte hem Reşit Galip'i hem Türk Ocaklıları anmış olalım. Evet. Böylece asıl gündemimiz olan ülke gündemi, şehir gündemi, kişisel gündemimiz olan 18 Mart Deniz Zaferi'ne gelelim. Evet. Nereden başlamak isterseniz, nasıl bir yol izleyelim, nasıl bir yarım saat 45 dakika geçirelim. Bu Çanakkale, çünkü Aynalı Çarşı'dan başlayabiliriz. Çanakkale'de bir Aynalı Çarşı yok arkadaşlar, onu söyleyeyim size. Evet. Sonradan turistik amaçlı kurulmuştur. Yani o Hey 15'li türküsünden başlayabiliriz. Evet. Çanakkale'deki şehitliklerden başlayabiliriz. İşin 100 bin asker burada, 50 bin asker burada, efendim 3 bin gemi orada, 400 taka buradaydan başlayabiliriz. Evet. Buyurun, nereden başlamak isterseniz sözü size vereyim. Evet, 18 Mart bir nevi Şehitler Günü'nü biz de hocam kutluyoruz. Evet. Bu münasebetle şehit olanlarımıza Allah'tan rahmet, geride kalanları da artık torunlarının torunlarıdır. Onlara da sabrı cemil diyelim. Şimdi hocam, Türk tarihinde, hatta dünya tarihinde bence belki dünya savaşı olarak adlandırılan, hani bizim dünya savaşı dediğimiz, Avrupalıların büyük savaş dediği, genel savaş dedik. Genel savaş, büyük savaş dedikleri olguya en uygun savaş belki bu savaş hocam. Evet. Niye dediğiniz zaman neredeyse Birleşmiş Milletler mülteci kampı gibi. Evet. Yani dünyanın her köşesinden, en ücra yerinden, bilinen dünyanın diyelim, birçok insanın geldiği, savaştığı, öldüğü, şehit olduğu bir nokta. Hani bu ordunun içerisinde Yeni Zelanda'dan gelen aborjinleri de, yerli halkını da görüyoruz ve Avustralya'dan gelen efendim bunun içerisinde Senegallisini de, Sudanlısını da, Cezayirlisini de görüyoruz. Hintlileri de görüyoruz. Pakistan ve Hintlileri görüyoruz. Yani baktığımız zaman dünyanın 7 kıtasından
neredeyse muhtelif insanların bir araya gelerek mücadele ettikleri ama niye mücadele ettiklerini bilmedikleri belki bir çoğunun bir nokta olarak karşımıza çıkıyor. Çanakkale Savaşları milli mücadele öncesinde milli mücadelenin ruh oluşumunu sağlayan. Şöyle bir cümle kullanırım ben. Çanakkale milli mücadelenin ön sözüdür. Çanakkale muhtemelen Çanakkale olmasaydı biz milli mücadeledeki o cevvaliyeti gösteremeyebilirdik. Çünkü milli mücadele dediğimiz o kahraman destanı yazanlar Çanakkale'de ki kurmaylarımızdır. Çanakkale'deki en ciddi stajlarını yaptıkları yerdir değil mi hocam? Evet. Hem Gazi Paşa'nın hem Kazım Karabekir'in, Ali Fuat Cebesoy'un, Refet Belen'in ve o grubun cümlesinin teknik olarak bulunduğu, dahil olduğu bir savaş bu. Evet. Bir nevi en ciddi stajlarını burada yapmışlardır diyebiliriz dediğiniz gibi hocam. Hocam konuşulacak çok konu var Çanakkale ile alakalı. Hani bunun kronik sürecinden buraya niye geldiler, hocam, şeyden niye gittiler? Teknik olarak yani biz Birinci Dünya Savaşı'na girişimizi aşağı yukarı herkes bilir de. Evet. Biz Birinci Dünya Savaşı'na girmek zorunda kaldık. Biz o savaşın dışında kalmaya çalıştık ama şartlar bizi o savaşa soktu. Biz Enver Paşa'nın üzerine yıkılan bir genelgeyle Rus limanlarını bombalayarak elimizde olmayan değil mi? Sebeplerle biz Birinci Dünya Savaşı'na girdik. Kaldı ki zaten 1 Kasım, 2 Kasım, 3 Kasım 1914. Bugünlerde İngiliz donanmasının ya da ortak donanmanın, büyük donanmanın ve yenilmez armada denilen, evet, hiç yenilmemiş, mağlubiyet görmemiş, kendisine çok güvenen armadanın Çanakkale'nin hemen dışında, Boğaz'ın hemen dışında konuşlandığını biliyoruz. Konuşlandığını biliyoruz. Evet. Ve daha Osmanlı ya Ruslar savaş ilan ettiğinde, Birleşik Krallık savaş ilan ettiğinde daha o şeyler kurumadan, beyannamelerin, bildirilerin mürekkebi kurumadan 3 Kasım 1914'te Gelibolu Yarımadası'nın en uç noktasında Osmanlı savaşa girmezken vurulduğunu görüyoruz. Oradan başlayalım isterseniz. Yani nasıl bir şeyle karşı karşıyayız? Yani ne istiyorlar? Mesela İngilizler Çanakkale Boğazı'na girerek, yani Çanakkale Boğazı'nın stratejik önemi nedir? Bu konulardan başlarsak. Hocam öncesinde şöyle, savaş öncesinde bu armadanın veya kuvvetlerin, deniz kuvvetlerinin o bölgede bulunma nedeni bir nevi Osmanlı'ya tehdit unsuru. Kesinlikle savaşa girmeyeceksin. Evet. Girdiğin zaman zaten biz seni almıyoruz. Bizim almadığımıza bakıp da karşı tarafta savaşa girecek olursan, yani çok fazla beklemene gerek yok. Bizim kuvvetlerimiz hemen sana saldıracaktır. Evet. Yani bir nevi Osmanlı'yı kıskaca kontrol altına alma teşebbüsüydü bu. Ama tabii ki savaş başladı. Başladıktan sonra savaş Almanya'nın lehine gelişmeye başladığında bir noktada bizim lehimize, İngiltere ve Fransa o dönem en büyük müttefikleri, en büyük kara ordusuna sahip güçleri, en stratejik orduya sahip, kara ordusuna sahip Rusya'yı kendi yanlarına çekebilme düşüncesinde. Kendi yanlarında ama Rusya'da ciddi bir kriz çıkmış. Malumunuz Bolşevik devrimi başlamış ve Rusya gereken desteği ve gücü verememekti. İşte bu nedenle Rusya'ya, kriz içerisinde bulunan Rusya'ya askeri yardım, gıda yardım, nakdi yardımda bulunmak tabii üzere. Tabii ya, Rusya'nın bir talebi var bu İngilizlerden, evet, değil mi? Yani bize yardım edin diyor. Yani bize yardım edin. Şimdi diğer yönden İskandinavya üzerinden de yardım götüremiyorlar kısa yoldan. Çünkü evet, Almanya orayı komple kapatmış. Evet. Baltık Denizi'ni. Bunun için asıl neden burada, hani Boğazlardan geçerek Rusya'ya gerekli yardımı götürebilmek, Rusya'nın toplanmasını sağlamak, böylelikle kara gücüne sahip Rusya'yı Almanya ile karşılaştırmak ki bu asıl neden buydu. Yani Rusya'yı kendi yanlarına tekrar sürükleyebilme düşüncesi. Az önce ifade ettiğimiz gibi Baltık'tan da geçemeyince bunun tek yolu neresi kalıyor hocam? Boğazlar. İşte Boğazlardan geçerek Rusya'ya yardım etme, İstanbul'u alarak Osmanlı'yı savaş dışı bırakma. Yani esasen İstanbul'un alınması böyle esas sebep gibi de görünmüyor değil mi başlangıç itibariyle? Yani değil hocam. Yani geçerken zaten
Osmanlı'nın bir direncinin olabileceğini, Osmanlı'nın bizi durdurabileceğine dair böyle bir endişeleri de yok sanırım. Yok, zinhar yok hocam. Yani geçeriz, yani böyle gül oynaya geçeriz. Osmanlı sesini de çıkartamaz. Çıkartamaz. O arada yani İstanbul'a da bir vali bırakırız, oraya da birilerini bırakırız. Ondan sonra gider Rusya'yla işimizi görürüz, desteğimizi bildiririz vesaire gibi bir üstünlük içerisindeler gibi görünüyor. Çünkü 18 Mart'ta sabahtan itibaren Marmara'dan Boğaz'a girerken gemi dizilişleri de bunu gösteriyor. Evet. O büyük 3'ü 4'ü batan, 3'ü 4'ü geri kaçabilen ama ağır yaralı gemiler reverans dedikleri böyle bir kısmı öne gidiyor. Onlar açılıyorlar. Öteki öne geçiyor. Yani böyle bir şov yapıyorlar. Eski tabirle alayı valayı tantanayla gidiyorlar. Öyle bir yani burada bizi durduracaklarmış, burada bize zorluk çıkaracaklarmış, buradan biz geri dönmek zorunda kalacakmışız, sonra işte kara savaşlar olacakmış filan diye bir öngörülerin olmadığını görüyoruz. Öngörülerin olmadığını. Yani asıl amaç gaye hocam Rusya'ya yardım götürebilmek. Rusya'ya yardım götürmek, pek. Çünkü anlıyoruz ki bu savaşın sonunda Rusya'daki olan olaylar, bu savaşın bizden sonra en fazla etki yaptığı ülkenin Rusya olduğunu görüyoruz. Tabii Rusya'nın savaştan çekilmesi, rejim değişikliği yaşamasının temel nedenidir. Yani Bolşevik İhtilali'nin başarılı olmasının tek nedeni hocam Rusya'ya gerekli desteğin gitmemesidir burada. Hocam sonra unuturum. Limon Paşa diyor ya bizim Limon von Sanders'e. Evet. Almanya'da tutuklanmış savaştan sonra. Bugün kaynakları karıştırırken gördüm. Limon Paşa'yı savaşın hani bizde İttihat Terakki suçlandı falan filan ya. Almanlar da Limon Paşa ve benzeri bir takım generalleri suçlayarak tutuklamışlar. Biri Dünya Savaşı'nın sorumlusu olarak. Faturasını onlara kesmişler. Evet. Böylece değerli izleyiciler 3 Kasım 1914 İngilizler Gelibolu Yarımadası'nın en ucundaki kalemizi vuruyorlar. Zannediyorum ilk şeyde bir 60-70 şehit veriyoruz. Evet. Hemen o abideye yakın yerde, abide şimdi abidenin olduğu yer bilenler için söylüyorum. Biz hesapta olmayan, kendimizin çok da hazır olmadığımız, çünkü sene 1915 bu ordu 1912'de Bulgarların önünden kaçıp gelmiş. Yeşilköy'e kadar. Bu ordu Edirne'yi terk etmiş. Bu ordu Ayasofya'nın anlaşmasını imzalamak zorunda kalmış. Orduya giren siyaset yüzünden subaylar kendi partisinden olmayan subaylara yardım etmemişler ve ordu dağılmış. Şimdi 1912'den 15, 3 sene sonra biz Çanakkale'de nasıl bir destan yaratacağız? Bu çok önemli. Burası da çok kıymetli. 1912'de Palikarya dediğimiz Bulgar'ın Yunan'ın önünden kaçıp İstanbul'a sığınan, Yeşilköy'e kadar kaçan Osmanlı ordusundan 3 senede bir muhteşem destan yaratacak bir ordu meydana getirilmiş. Bunu konuşalım mı hocam? Konuşalım hocam. Değil mi? Yani orada Enver Cemal Talat Paşaların, İttihat Terakki'nin kahramanlığını, ordudaki eğitimin seviyesinin yüksekliğini, tabii buna işte daha sonra Mustafa Kemaller de eklenecek. Yani bu iş hocam bir ordunun gücü kurmay heyetinin gücüyle ölçülür diye bir genel bir kabul var. Şimdi üniversitede hangi hocamızı hatırlamıyorum. Diyor ki bu Alman'ın teknolojisiyle Türk'ün imanının zaferidir diyor. Evet. Alman'ın teknolojisiyle, çünkü Alman Genelkurmayı da Çanakkale'de gelecek. Onlar da burayı kaybetmemek için varlarıyla yoklarıyla savaşacaklar. O kara savaşları muhtemelen kıymetli seyirciler 20 Nisan, 25 Nisan o araki programda Çanakkale Kara Savaşları'nın Mustafa Kemal'in buradaki etkisini, ağırlığını göreceğiz. Geliyoruz 18 Şubat 1915. Artık İngilizler o şeye karar vermişler. Boğaz'ı zorlamaya, Boğaz'dan geçmeye karar vermişler. O Boğaz'ın girişindeki sağlı sollu tabyaları, işte bulundukları yerleri dövmeye başlıyorlar. Bu yaklaşık bir ay sürüyor. Anladığım kadarıyla böyle ve karşılık da veremiyoruz. Yani bizim şeyler
kenardaki menzili iyi düşük, değil hocam. Efendim belki cephane de az hani filan ve 18 Mart tarihler 18 Mart 1915'i gösterdiğinde muhtemelen serin de bir Mart sabahı bunlar karar verip Çanakkale'ye yükleniyorlar. Muhtemelen de saat böyle 10.30-11 gibi filan herhalde o şey patlıyor. Cehennem dediğimiz o hadise patlıyor. Orayı böyle bir anlatmak gerekse nasıl bir şey olmuştur orada, nasıl bir yine bizim Kafalı hocamın, rahmetli Kafalı hocamın söylediği boğazlaşma diyor. Çanakkale Savaşı değil evladım, boğazlaşma derdi. Daha çok o kara savaşlarıyla ilgili. Bu burayı bir seyircilere anlatmaya çalışsak, bizi izleyenleri faydalandırmak adına. Hocam tabii az önceki bahsettiğiniz armada, yani donanmanın gücü, hacmi dünyanın görmediği büyüklükte. Tabii. Dünyanın en modern, bugünkü tabir uçak gemileri diyelim. Tabii. En büyük kravizerleri orada. Yani o dönemde yapılan Inflexible'dı, Ocean'dı, Agamemnon'du gibi yapan gemilerin büyük bir çoğunluğu dünyada eşi benzeri olmayan nitelikteki gemiler. Evet. Ve bizim elimizde Almanların vermiş olduğu 2. Abdülhamit zamanında dökülen toplar var. Toplar var. O topların da hocam mermisini bir noktada veya şeyini ekseriyet Almanlardan alıyoruz. Evet. Şimdi Almanlar evet Limon Van Sanders Paşa'yı gönderiyorlar. O dönemde Genelkurmay Başkanı veya Başkomutan Yaveri Enver Paşa o bölgedeki yetkiyi ona bırakıyor Limon Van Sanders'i. Çünkü savaş ortağımız. Evet. Bir noktada. Bir ucu onda bir ucu da kimde hocam? Cevat Paşa'da. Evet. Cevat Çobanlı Paşa'da. Evet. Şimdi asıl kurmay ekip savaş yürüten iki kişi bu. Evet. Limon Van Sanders Paşa ile Cevat Çobanlı Paşa. Ha, bunun altında gelen albaylar var. Esat Paşa, kurmay albay Esat Bey'di vesaire gibiydi. Şimdi bahsettiğiniz gibi donanma, karşı donanma, itilaf devletlerin donanması kendilerinden o kadar emin ki hocam. Evet. Hani saatler içerisinde diyor biz tüm gücümüzü verdiğimiz zaman yarar gideriz diyor. Yani iki gün ve sonra. Ve hatta İstanbul'a varız kadehlerimizi, şarabımızı İstanbul'da Ayasofya'ya doğru evet. Ayasofya'ya doğru şaraplarımızı. O hazırlığı da yapmışlar değil tabii, mi? Tabii yani? Yapmışlar hocam. Amaçları oydu. Ha, 30 Ekim'de yine bunu yapıyorlar. Yani Mondros imzalandığı gün yine Ayasofya'ya dönerek evet. İşte kadehlerini kaldırıyorlar. O ayrı mesele ama. Ama işte özellikle herkesin bildiği Nusrat mayın gemisinin döşemiş olduğu mayınlardı. O andaki Hamidiye ve Mecidiye tabyalarının düşmanı iyice menzillerine çekerek, hedef noktasına çekerek harekete geçmeleri ve Seyit Onbaşı'nın, o bir kırılma anı oluyor hocam aslında. Evet. Attığı topun, yüklendiği topun bir milletin istikbalini veya savaşın istikbalini yüklendiğini bilmeden evet. o topun o noktaya gelmesi savaşın seyrini ciddi anlamda değiştiriyor. Deniz savaşının en azından. Deniz savaşı. Ve deniz savaşından bu olaydan sonra geri çekilmeye de mecbur kalıyorlar. Artık biz buraya denizden geçemeyeceğiz. Onun için artık gerekli olan kara kuşatmalarına başlayalım. Süreci döngüsünün olduğu yer. Nusret mayın gemisi değerli izleyiciler şu anda Tarsus'ta sergileniyor. O geminin olup olmadığı konusunda da tartışmalar var ama bizi ilgilendiren kısmı şu. Çanakkale Boğazı'na enlemesine yani boğazın en dar yeri olan Kilitbahir ile bugünkü Çanakkale şehrinin arasına bir tertibat alınmış. Boş değil. Mayınlar var. Hatta bir çelik tabii halat ve kafes gerildiği de söyleniyor. Bizimkiler Almanlara diyorlar ki hazırlık yaparken ya biz de işte mayın döşeyelim filan hani Almanlar biraz da müstehsi tabii o noktada. Neyle döşeceksiniz? Yani hangi güçle, hangi donanımla? Ve çoğu hurdalıktan toplanan bazen 27 derler, bazen 35 derler. Mayınları Nusrat mayın gemisi boğaza dik döşeyemediği için kıyıya paralel bir şekilde döşerler. İntepe önlerinde Çanakkale'nin evet.
Anadolu yakasındaki interpönlerinde. Ve işte biraz sonra o başlığı da konuşalım istiyorum. O paralel düşenen mayınlar adeta böyle bir hedefe giden mızrak gibi her biri bir gavur gemisine, bir İngiliz, bir Fransız, bir neyse gemisine doğru gitmiş ve savaşın hakikaten akıbetinin değişmesine yol açmıştır. Evet. Nusrat. Tabii Nusret diyoruz ya, şimdi o zamanki adı anladığım kadarıyla Nusrat. Evet, Nusrat. Nusrat olacak. Bir bu. Bir de Seyit Onbaşı'dan bahsedelim. Havranlı Seyit. Evet. Değil mi? Havranlı Seyit. O da yine bizim ayıplarımızdan birisi. Seyit Onbaşı'ya Mustafa Kemal Havran'a geldiği zaman veya Balıkesir'e geldiği zaman davet edilir. Ya sizin bir Havranlı Seyit vardı, bir getirin, savaşta onu çok kıymetli hizmetini görmüştük filan diye. Muhtarın kıyafetini alarak gider. Seyit Onbaşı'nın gazinin huzuruna çıkacak bir kıyafeti yoktur. Ya işte iste benden, ne istersin filan dediğinde yok der. Yani ben onu bir şey için istemedim. Ve evrak eksikliğinden maaş bile bağlanmaz. Ömrünün son yıllarında odun kömür taşır. Taşımacılık yapar. Böyle bir acıklı da hamallık yapıyor yani hocam. Hamallık yapar. Bizim bu meşhur işte 278, 279, 280 kilo ağırlığı kabul edilen ağırlığı koyup düşmanın en kuvvetli gemisi Ocean veya Queen Elizabeth hangisine tesadüf ettiyse o gemiyi boğazın serin sularına gömdüren ve Çanakkale'yi geçilmez yapan Seyit Onbaşı. Hocam Seyit Onbaşı'ya sahip çıkmadık. Oradaki şehitlere sahip çıkmadık. Biz neye sahip çıktık hocam? Peki. Şimdi evet. Hocam ben evet. Şimdi savaş bitiyor. Bittikten sonra Cumhuriyet yeni kurulmuş. Bakınız orada 3000-5000 civarında bir İngiliz askeri sadece o kadar. Yani aslında asıl güç ve ordu yönlendirici İngilizler olmasına rağmen İngilizlerin sadece 3000-5000 civarında bir kayıp var. İngilizler onlar için hocam 1924 yılında geliyorlar. TBMM'den, bakanlıktan izin alarak ne yapıyorlar hocam? Kendi şey Hellos Memorial dedikleri bir anıtlarını dikiyorlar. Evet. Tarih daha 1924 hocam. Evet. Diktikleri. Kendi şehitlerini anmak ve tanzim etmek için. Geldikleri zaman sembolik de olsa bir yapı bırakmak için. Hocam onu şu başlık altında soracaktım ben size. Hı-hı. Siz açtığınız konuyu Çanakkale zaferinin biz yeterince ulus olarak farkında mıyız? Çanakkale zaferini meydana getiren iradeyi bugün temsil etmekten ne kadar uzaktayız? Artı fizik olarak da Çanakkale Gelibolu Yarımadası'nın şimdi orası bir milli park alanıdır. Evet. Gelibolu milli park alanı ve burada yapılan düzenlemeler hakkında ne diyeceksiniz diye soracaktım. Siz üçüncüden başladınız. Buyurun. Yani hocam 1924 yılında İngilizler yapıyor. 1925 yılında 7000 kilometre uzaklıktaki Avustralyalılar ve Yeni Zelandalılar geliyor. Anzak dedikleri. Anzak dedikleri. İşte oradaki Anzak'tan seyircilerimiz için A'sı Avustralya'dır, N'si New Zealand, Yeni Zelanda Birleşik Ordusu gelip yapıyorlar. Ardından Fransızlar 1926 yılında başlıyorlar. Morto Koyun'da. Evet, Morto Koyun 30 yılında tamamlıyorlar. Bakınız bunların ortalama 3'er 5'er bin kayıpları var. Ama resmi kayıtlara göre 60 bin kayıp verdiğimiz, 60 bin şehidimizin olduğu. Hani malumunuz hocam o anda ölene şehit diyor devlet. Hani iki kişiyiz diyelim, birimiz şehit olduk o anda, diğerimiz hastaneye kaldırıldık. Hastanede iki saat sonra diğer kaybı verdiğimiz zaman o şehit sayılmıyordu. O zaman. Tabii o zaman. Çok sonralar bu zaten. Bu Osmanlı'dan gelen bir gelenek zaten. Evet. Osmanlı'dan gelen bir gelenek. Baktığımız zaman biz 60 bin kişi için ta 1942 yılında artık utanmaya başladık. Evet.
Yani İngiliz'in var, Fransız'ın var, Yeni Zelandalı'nın var, Avustralya'nın var. 43 yılında herhalde proje çalışması başlanıyor. Maddi imkansızlıklardan dolayı yapılamıyor. 1952 ile 53'lü yıllarda yanılmıyorsam Milli Türk Talebe Birliği'nin bir nümayişi, girişimi, kalkışması sonucunda, hareketlendirmesi sonucunda 54 yılında yapımına başlanıyor ve 60 yılında bizim bugün işte o Yarımada'nın ucunda gördüğümüz Şehitler Abidesi. Daha sonra hocam be. 60'ta yapılıyor hocam. 60'ta yapılmaya başlanıyor olabilir. 54'te başlanıyor yapımına. Evet. 60'ta çünkü bitiriliyor, sonra tadilatlar yapılıyor. He. Yani ilk açılış diyelim biz o. Çünkü o zannediyorum 70 metre falan yüksekliğinde o 4 bacak üzerine oturan gazeteler onun için yardım kampanyaları yapıyor. Evet. Milliyet Gazetesi başta olmak üzere ve en büyük o Şehitler Abidesi'ne en büyük yardımı da kim yapıyor biliyor musun? Zeki Müren. Doğrudur. Zeki Müren'in orada büyük katkısı var. Doğrudur. Hocam ona rağmen yapılıyor. Hala günümüzde hocam yıllarca tarih derslerine girdiniz, okul müdürlüğü yaptınız. Belki 35 yıl boyunca farklı basımlarda tarih ders kitapları gördünüz. Evet. Çanakkale Savaşı için kaç sayfa ayrılır hocam? En fazla bir sayfa. Bilemediniz, iki sayfa. Bir de bir sayfada fotoğraf olur, iki olur. Ha, o ikincisi de zaten fotoğraftır hocam. Evet. Fotoğraftır yani. Dünyanın az önce ifade ettik en büyük savaşlarından biri. Dünya Savaşı tabirine uyan bir savaş. Bizim insan nüfusumuzun, eğitimli insan nüfusumuzun büyük bir çoğunluğunu kaybettiğimiz, şehit verdiğimiz bir savaş. Evet. Bir savaş. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasının temellerini hazırlayan, kadroyu oluşturan, temellerini hazırlayan bir savaş hocam. Bakıyoruz, tarih kitaplarında hala 1,5 sayfa yer veriliyor. Orada total anlamda 272 bin veya 252 bin bağısı geçen şehidimizin hürmetine biz 1960'lı 70'li yıllarda hitaben bir anıt yapıyoruz. O anıt da ne anlama geliyor onu da bilmiyorum hocam. Var, anlamı var. Dört bacak üstünde ülkenin dört bir tarafından Çanakkale'ye gelen insanları temsil ediyor. Evet. Hocam bu ülkenin mezar kültüründe, anıt kültüründe böyle bir şey mi var? O biraz da şeye böyle Ege kültürüne, onlara... Hocam Yunan kültürüne, Yunan yani kültürüne. Ege kültürü falan değil hocam bu. Bu Yunan kültürünün, şimdi bu ülkenin bakınız kümbetleri vardır. Evet. Kümbetleri vardır. Orta Asya çadırı mimarisini andıran, Türk kültürünün özelliğini, özetini yansıtan. Bu ülkenin neyi vardır hocam? Mezarları vardır İslam'dan esinlendiği. Evet. Efendim mezar taşları vardır. Mezar taşlarına göre biz o kişinin hüviyetini, hacmini, ne olduğunu az çok çıkartabildiğimiz. Hasılı bir mezar kültürü vardır. Kendi dinleri, imanları ve vatanları için şehit olmuş bu insanları temsil etmek için oraya dört ayaklı bir sütun, Yunan kareografyası gibi veya özeti gibi bir şey olmaz hocam burada. Ya bunun bir mantığı da yok, içeriği de yok. Hocam ilk benim Çanakkale'yi görmem 1988 yılı. Evet. Günümüzden 36 sene evvel. Ve Çanakkale'de çok bulundum. Yani görevli bulundum, gezmeye gittim, kursa gittim. Yani ziyaret anlamında belki onlarca kez ziyaret ettim. Evet. Her gittiğimde farklı duygular, farklı özellikleri keşfettiğim bir yer. Şimdi o şehitlik kısmı veya bizim şehitliklerin kısmı artık halledildi. Halledildi. Yani İngiliz şehitlikleri diyeceğiz ama İngiliz şehitliği olmaz ya. İngiliz mezarları diyelim. Evet. O bakımlı. Çünkü İngilizlerin o mezarlıklarla ilgili, yani Çanakkale veya onların şeyle Gallipoli dedikleri yerdeki mezarlıklarının sorumlusunun Tuğ General olduğu rütbesini söylemişlerdi. Yani mezarlıklarına o kadar kıymet veriyorlar. Ben gittiğim 1988'de gittiğimde çok çok etkilenmiştim. Çünkü onlarınki gayet güzel, gösterişli, bakımlı efendim. Bizimkiler daha böyle mütevazi ya da ya var ya yok şeklindeydi. Mesela orada şey anlatmışlardı bize yerel rehberler.
Yahya Kaptan. Ünlü bir efsane orada. Ünlü bir İngiliz Kraliçesi 1971'de Türkiye'ye geleceğinde Türkiye'ye gelen heyet diyorlar ki Kraliçe Hazretleri Yahya Kaptan anıtınızı da Yahya Çavuş düzeltiyorum. Yahya Çavuş anıtınızı ziyaret etmek istiyor. Bizimkilerin literatüründe bir Yahya Çavuş anıtı yok. Arıyorlar, tarıyorlar. O Gelibolu Yarımadası'nın en ucunda 1950'li yıllarda bir valinin böyle 5-6 köşe taşını üst üste dikerek yaptığı bir anıt buluyorlar ama yolu yok. Evet. Kraliçe gelecek diye yol yapılıyor vesaire. Böylece hocam bizler tarihçiyiz. Az çok arkeolojiden anlarız. Bakınız. Bundan bir 100 yıl öncesine, 200 yıl öncesine ait bir mezarı nasıl anlarsınız? Üzerindeki işaretlerden. İşaretinden anlarsın tabii, değil mi hocam? Haç mı var? Efendim hilal mi var? Efendim altı köşeli. Altı köşeli Davut yıldızı mı var? Davut yıldızı mı var? Yani dini bir sembolden anlarsınız. Hocam Çanakkale'ye kaç defa gittiniz? Var mı öyle bir şey? Bizim mezarlarımızda hocam İslamiyet'in kabul edilmesiyle birlikte ya Bismillahirrahmanirrahim yazar. Evet. Bazılarında ne yazar hocam? Hüvel Baki yazar. Mutlaka bir şey yazar ki orada onun biz hani olaya Fransız birisi olarak gelen birisi olsak biz onun mezar mı olduğu, ne olduğunu, sütun mu olduğunu, bir şey ne olduğunu anlayabiliriz. Evet. Oradaki bizim mezarlarımızda maalesef o da yok. Şimdi abidenin üst kısmında yapılan yeni bu 10-15 yıl içerisinde yapılan mezarlar o şekilde hocam. O şehitlik öyle düzenlendi. Hocam işte bu 100. yıl kutlamalarıyla evet. 2015 yılında yapılan şeyde bir noktada düzenlemeye gidildi ama hocam bakınız yeni kurulan Cumhuriyet ilk sürecinde 15-20 yıllık döneminde Çanakkale Savaşı'nı kendi tarihi miti olarak kabul etmeyebilir. Evet. Osmanlı'nın savaşı da diyebilir. Şimdi Cumhuriyet'in ilk yıllarında bir Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı ayrımını belirgin olarak yapmakta fayda vardır. Bu doğrudur da. Çünkü hala eski rejim özlemi duyanlar, meraklısı olanlar veya onun hayalini kuranlar olabilir. Evet. Ama hocam artık ondan sonra da evet. Bunun hakkının verilmesi ve teslim edilmesi gerekiyor. Hala son 15 yıldır da diyelim az önceki şeye binaen gene Çanakkale Savaşları tarih kitaplarımızda hocam. Evet, yer alıyor. 1,5 sayfa olarak yer alıyor. Değerli izleyiciler, 1983-84 yılında Milli Eğitim Bakanı olan Vehbi Dinçerler zamanında olay şöyle cereyan ediyor. Japonya'dan bir heyet geliyor. Bizzat Vehbi Dinçerler'in anlattığı bir anekdottur bu. Diyor ki Japon Eğitim Bakanı, biz çocuklarımızı 4 yaşından itibaren Hiroşima'ya, Nagasaki'ye götürürüz ki barışın ne kadar kıymetli, savaşın ne kadar kötü bir şey olduğunu ve Japon kültürünün, Japon duygusunun, Japonluk duygusunun nasıl bir duygu olduğunu anlamalarına katkı sağlamak için. Sizin Çanakkale gibi bir yeriniz var ama görüyoruz ki yeterince faydalanmıyorsunuz. Bunu Vehbi Dinçerler'e söylüyorlar. Evet. Herkesin Çanakkale'yi görmesi lazım. Herkesin o havayı teneffüs etmesi lazım. Herkesin Mehmet Akif'in o muhteşem şiirindeki şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada işi? En kesif orduların yükleniyor derdi beşi diye başlayan o şiiri bir kere daha okuması, özümsemesi gerekir. İşin özü şu, programımızın adı da o. Arkadaş, 30 kupon alınmadı bu vatan. Biz burayı kimseden emanet almadık. Kimsenin ricasıyla, kimsenin minnetiyle almadık. Biz burayı kanla aldık. Kan dökerek aldık. Kılıçla aldık, kılıçla koruduk. Eğer bu coğrafya üzerinde birilerinin hesabı varsa, birileri bizim dışımızda, bu küresel olur, yerel olur, fark etmez. Bizim coğrafyamızda bir hesap içerisindeyse kan dökmeye hazırız. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.